O zaman örtülüyken Evet. problemdi. Şimdi açıklığıyla alakalı konuşuyoruz. Dolayısıyla bu cendere tehlikeli bir şey. Burayı terk etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Konuşacağız onu inşallah edip edemeyeceğimizi. Hasan Hocam aynı şeyi size sormak istiyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Normal midir bunlar yani? Şimdi en temelde biraz bilinçaltı eksenli bakarsak meseleye, hastalıklı bir ruh halinin dışa vurumudur bu. Ağzına sağlık. Ha, buradan başlamak lazım. Şu cümleyi ben en başta ifade edeyim. Kadının olmadığı yerde uygarlık olmaz. Bu hayatın açık bir kuralıdır. Bir şeye kadın eli değmiyorsa, hakikaten orada erkekler kendi aralarında, hepimiz bunu fark ediyoruz, daha kaba saba olunuyor. Ve kadının olmadığı yerde uygarlık olmaz ifadesini çok net ifade edeyim. Şimdi bunlar normal mi? Bunların hiçbirisi normal değil. Bakın kaç tane yanlış var burada. Bir, hiç kimse din adına bir başkasını itham etme, bir başkasına şekil verme, bir başkasını yönlendirme hakkına sahip değil. Yani burada bizim belki de genel bir yanlışımıza işaret etmek lazım. Sanki biz Müslümanlar İslam'ı hep başkaları için öğrenmeye çalışıyoruz. Halbuki burada İslam'ın bize söylediği çok açık bir gerçek var. İslam'ı eğer yaşayacaksan önce kendin öğren, kendin yaşa. Ve eğer iyi bir insansan örnek ol, başkaları sana özensin ve başkaları da senin gibi yapsın. Bu kadar basit bu. Yani şu cümleyi de çok net kuracağım. Hiç kimsenin, hiçbir şahsın, hiçbir grubun, hiçbir mezhebin, hiçbir tarikatın dini temsil hakkı ve yetkisi yoktur. Ve bu çok açık bir şey bu söylediğimde. Yani burada grup cemaat psikolojisiyle dinin bir takım niteliklerini gruba, cemaate indirgemek, tarikata indirgemek ve onun üzerinden bu seçkinci bir yaklaşımla dini temsil ettiği iddiasında bulunmak günümüz Müslümanlarının geleceğini karartacak kadar ciddi bir tehlikedir. Çünkü burada bunu belki programın akışı içerisinde konuşacağız. Yani bir tür İslam'ı tekeline alma var, İslam'ın kurucu ilkelerinin topluma ulaşmasını engelleme var. Daha da kötüsü burada yani dinin o insanı insan yapan anlam boyutunun temel kodlarının çözülmesi var. Kesinlikle. Ha, bunu aşabilmemiz için o zaman ne yapacağız? Bu konularda ya acaba din gerçekten ne diyor? Bu soruyu sormak durumundayız. Mesela bu meselelerle ilgili çok açık ifade edeyim. Din diyor ki, İnsan ya yani bu yani bir başkası pantolon giymek, başka şeyler giymek, şunlar bunlar, bütün bunlarla alakalı dinin duruşu son derece net. Bir, birey olarak kendi insanlığına, onuruna yakışan davranış, tutum neyse sana yakışan kılık kıyafeti giy. Olay bu kadar basit. Toplum içerisinde kimsenin seni kınamayacağı kıyafeti giy. Ve seni nasıl, yani senin şahsiyetini, kişiliğini temsil eden kıyafeti giy. Aslında bu bağlamda herhangi bir kıyafetin adı ne olursa olsun İslami olduğunu bile söylemek mümkün değil. Şimdi kılık kıyafetle alakalı bakın çok açık bir cümle kuracağım. 5 tane temel faktör vardır. 1. Örf, adet, gelenekler son derece belirleyicidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kadınların kıyafeti değil, erkeklerin kıyafetinde de belirleyici olan budur. Aynen. İkinci günümüzde... Malezyalı bir Müslüman da Türk bir Müslüman aynı mı giyiniyor? Aynı kıyafeti giymiyor. Pakistanlı Müslümanların kılık kıyafetine bakın, daha farklı. Aynen. Ha, ikinci önemli bir şey var. Moda artık hoşumuza gitse de gitmese de yani bir etken. Bir etken, ciddi bir faktör. Üçüncü bir faktör, içinde yaşadığımız coğrafi koşullar. Kış geldiği zaman daha çok kalın giysileri giyiyoruz. Yaz gelince kısa kollu, daha başka türlü şeyler giyinmeye başlıyoruz. Bir dördüncü faktör nedir? Ekonomik faktörler. Beşincisi estetik boyut. Eğer estetik algınız yoksa, o zaman kusura bakmayın, en pahalı şeyleri de giyseniz sırıtır durur üzerinizde. İşte buna etken bir ve dinin bu bağlamda bize söylediği bir unsur var. Dinin bu bağlamda söylediğini ben üç temel nokta üzerinden kadın erkek ilişkileriyle alakalı netleştirmek isterim. Aslında göz ardı ettiğimiz bir ayet var. Kadın da erkek de aynı özden yaratıldı. Yani kılık kıyafet meselesi sadece kadınların meselesi olarak algılanmaması gereken bir meseledir. Buradan çıkan sonuç bu. Daha da önemlisi, kadınlar erkekler için örtü, erkekler kadınlar için örtüdür. Bu da bence Kur'an ayet üzerinde düşünmemiz gereken bir başka ayet. Bunları yan yana getirdiğimizde karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Kur'an açıkça diyor ki, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını çekmez. İşte Ali Bey'in biraz önce söylediği, yani bir kızın davranışı,
davranışından dolayı babayı, babanın vicdanını harekete geçirerek baskı unsuru oluşturmaya çalışmak. Yani biz burada hakikaten biraz kendimiz üzerine odaklansak, İslam'ın en temelde insanı insan yapmak için var olduğu gerçeğini düşünsek, bu söylenenlerin tahkirin ötesinde gerçekten günah olduğunu açık seçik görebiliriz. Günah değil mi bunlar? Gayet tabii günah. Yani bir başkası üzerinde vicdani baskı oluşturmak günah, başkasının kılık kıyafetiyle uğraşmak günah, başkasının özgürlük alanını daraltmak dinen günah, ahlaken ayıp, kötü bir şey bunlar yani. Ve akıl da bunun kötü olduğunu her daim söyler. Öyleyse bizim bu tür meselelerde bilgi boşluklarını önce gidermemiz lazım. Yani bu, şunu belki bir parça ifade etmeme izin verin. Sanki İslam'ın erkeksi yorumu hep kadının, yani kendisini kontrol etmekten aciz erkeklerin kadını baskı altına alarak dünyayı ıslah edeceği gibi bir yanılsamaya kapılmasına yol açıyor. Bunun için de zannediyorum bu kadınlarımızın kendi haklarına, özgürlüklerine önce kendilerinin sahip çıkması lazım. Yani kadınla, kadın hakları... Biliyorsun, erkek... Kadınlar güzel bir hareket başlattılar. Kıyafetime karışma diye bir hareket başlattılar. Yani başı açık, kapalı... Harika kadın, bir şey. Böyle bir hareket başlattılar. Harika çok bir şey. Olumlu gidiyor. Çok doğru bir şey ve gerçekten de tebrik etmek lazım. Bu son derece önemli. Yani kimse karışmasın yani. Herkes nasıl yiyeceğine kendisi karar versin. Vaaz edilebilir. Yani herkes istediği vaaz edebilir. Ama az önce bahsettiğim gibi hani zehir yapan dozdur. Tahakküm ölçüsüne riayet etmek... kaydıyla, yani tahakkümcü olmamak, tekfirci olmamak kaydıyla. Soranlara yani, söylesinler yani. Evet. Hayır, düşünce... Dini bir fikir almak isteyene söylesin de kalkıp tabii. Aleni bir şekilde onun kafasındaki imaja uygun ya da onun inancına uygun giyenmeyenleri aşağılamak dinlisi. Evet. Ben gidip de hocam nasıl giyineyim? Efendim kızım şöyle giyin desin, bana ne? Ama çıkıp da öyle giyinmeyen şudur, şu bilmem nedir, onun anası budur, onun babası bilmem nedir, o açık pakettir, bu kapalı pakettir. Yani paketten ne çıkacağı belli olmaz mı? Paketi gönderebilir adamına. Doğru. Şimdi çok affedersin hocam, bir girebilir miyim? Şu bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim, bir reklam arası vereceğim. Sonra tekrar devam ederiz. Yani buradaki bizim problemimiz kendi din anlayışını hakiki İslam olarak algılayıp kendi görüşünün dışındakileri dini açıdan değerli bulmama anlayışı, sorun buradan kaynaklanıyor. Oysa burada çok basit bir kuralı ben ifade edeyim. Herhangi bir yerde yorum varsa tekel yoktur, tekfir yoktur. Yani din anlayışıyla alakalı yoruma açık olan yerlerde farklı görüşleri ortaya koyarsınız. Kitaplarda var, merak eden insan en yanlış, uç yanlışlardan doğrulara kadar artık bilgiye ulaşabilir. Ama burada şu ilkeyi verelim. Yani İslam dini fıtrata uygun bir dindir. İslam da akla aykırı hiçbir şey olamaz. Bir şey olursa İslami değil. Olursa İslami değildir. Yani bence bu konularda da yani insanlarımız bu tür problemlerle karşılaşınca akıl aslında ilk bakışta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bize söylüyor. Yetmiyorsa Kur'an elimizin altında. Yetmiyorsa Hazreti Peygamber'in örnekliği ortada. Bu kadar basit yani. Herkes neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilebilir. Bizim işte en büyük ihtiyacımız tam da bu noktada. Bir sürü fikirler var. Pazarlar var. Doğru, şu anda en karlı pazar din pazarı. Ve bunu da ben zecri tedbirlerle önlemenin mümkün olmadığını düşünüyorum. O zaman bu dinin ticaret metağı olmaktan çıkarılmasını önlemenin tek bir yolu vardır. İnsanlara aklınızı kullanın, sorumluluk bireyseldir, iman bireyseldir, cennete de tek başınıza gideceksiniz diye bu temel prensipleri anlatmak. Hocam.